Merhabalar dostlar. Biz Ercan Bey ile şöyle çıktık dışarıya. Hello, merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Çıkardı yine ben dışarıya. Çıktık bakayım, gidiyor, yürüyüş yapıyor. Ercan Bey ile vallahi çıktık. Benim hava da güzel ama. Evet, hava dedik güzel. Hadi böyle biraz hafif yürüyerek hemen evimizin ilerisinde bir Lidl var. Yeah. Lidl'e gideceğim. Benim banyomun duş perdesi var ya, o bayağı bir kötü olmuştu. Uzun zamandır da duş perdesi alalım. Anam ben isteyince hiçbir şey meydana çıkmıyor. Bulamıyorum. Her şey bitiyor. Akşamleyin de böyle şeylere, marketlere gelen ne geldi ne gitti, hani bakıyoruz ya böyle prospektlere. Ay dedim, dur orada bir gördüm. Ercan'a dedim ki gel gidelim de dedim bir bakalım, kaldıysa dedim iki tane alalım dedim. Evet. Şimdi Lidl'e doğru onun için gidiyoruz. Gidelim. Giderken de yürüyerek gidelim, hem biraz hava alalım dedik. Yani kaç gündür evdeyiz. Hem spor için iyiyse, elma, kız, ne, araba. Vallahi ya o değil de benim bu bacağım gene ağrımaya başladı. Ha, tamam oğlum. Bir doktora gidip aslında randevu almamız lazım. Orada veriyor mu vermiyor mu, o da şey, karışık işler. Öyle dostlar. Hadi bakalım şöyle bir Lidl'e doğru gidelim. Açabilirsem orada size de açar gösteririm. Evet. Varsa aldığım zaman rengini falan da göstereyim. Evet. Şimdi biz Ercan'la böyle iki kafadar düştük. Aynen, yürüyoruz öyle. Vallahi. Çocuklar evde, oh biz çıktık yürüyoruz. Talha uyuyor her zamanki gibi, okuldan geldim. Evet, Sude Naz da uyudu. Tuğçe evde. Orçun da oyun oynuyor. Oh. Yani biz de çıktık. Biz de Ercan'la çıktık böyle yürüyoruz ya. Aman valla bugün de hiç keyfim yok nedense, bir halsiz bir keyifsizim, yorgunluk gibi, bilmiyorum neyin nesi. Bakın arada havadan bir de güneş vuruyor, bir güneş açıyor, bir kapatıyor, insan şaşırıyor gerçekten de ya, ondan dolayı. Hadi görüşürüz birazdan. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz Lidl'e geldik, şöyle size göstereyim. Bakın buralarda böyle ütü masalar için örtüler var, böyle bakın. Peynir için, peynir falan kesip dilimlemek için kaplar var. Burada böyle kavanozlar, yoğurt falan şeyler yapıyorsunuz ya, onlar için aynı bu yumurta makinesi gibi, bunlar da güzel. Fiyatı 15 euro, yoğurt yapıyorsunuz bunda, mayalıyorsunuz efendim. Burada böyle çoraplar var. Burada böyle karabiber, tuz, baharat şeyleri var ya. Ütüler var. Mikrovele var. Şöyle bir mikrovele şu şekil 60 euro. Yani böyle. Fazla bir şey yok. Angabot hiçbir şey, Angabot diyorum, aksiyondan hiçbir şey kalmamış. Vallahi şunlar da bilmiyorum ya. Şurası güzel olmuyor bunun. Paslanıyor çabuk. Şöyle göstereyim. O yüzden benim hoşuma gitmiyor. Evet, ben aradığımı buldum ama renk olarak bulamadım. Bakın. Duş perdesi. Ercan, bizim aldığımız bak burada bir duş, bir de küvet olarak gösteriyor. Biz baksana. Sen kendini ayarlayabilirsin. Hayır, bir yine bak, olmayabilir. Değişiyor olabilir. Evet arkadaşlar, bir şu rengi vardı. Bir şu rengi vardı. Bir de böyle yunuslu vardı. O hepsinde var. Yunuslu sanki dedim karanlık olur diye ben şu rengini tercih ettim. Bundan iki tane alacağım çünkü acil ihtiyacım var. Evet, işte böyle efendim. Güzel mi? İki tane aldım banyo için. Bak, ne yapalım? Gösteriyor. Hepsi şey değil mi? He ya, istediğin İkisine gibi. İkisine de oluyor. Yüz de yapabiliyorsun. Evet, bir de böyle leggingsler gelmiş. Leggingslerden de beden kalmamış. S kalmış bedenleri. Şu beden. İki tane oluyormuş içinde de kalmamış. O da 4 euroymuş. Kapışmışlar. Bunların fiyatı da şöyle çekeyim. 6 euro. İki tane alacağım. 12 euro mu ediyor? Evet. 12 euro vereceğim. Evet. Ve efendim böyle ayakkabılar falan koymuşlar 13'er euroya. Kız çocuklarına, erkek çocuklarına, gene çocuklar için kıyafetler var. Bir de biz şöyle bir şey aldık. Bakalım. İnşallah bozuk çıkmaz. Şöyle elde hani buhar ütüler oluyor ya, böyle gömleklerinizi falan ütülüyorsunuz. 4 eins 1 diyor. Dur bakalım nasıl, eve gidince bakacağım. 13 euro'dan 9 euro'ya düşmüş. %30 indirimi varmış. Şimdi Orçun falan üniversiteye gidecek yani. Orada bekar hayatı yaşayacak ya, alayım evde bulunsun dedim. Bir evde deneyelim. Bozuk çıkmazsa kontrol edeceğiz. Böyle erkekler için tıraş makinaları var.
Şöyle göstereyim, 10 euro ama güzel kaliteli değil. Yok. Ve merhaba. Öyle canlar. Ve işte biz şöyle bir gezelim. Alacağımı ben aldım. Bakalım öbür tarafta neler var. Buralarda da bu haftanın aksiyonları neler gelmiş. İtalyan aksiyonu herhalde bu hafta. Evet. Bunların pestoları, şeyleri meşhurdur biliyorsunuz şöyle. Baharatlı kuru yemişleri. Kurabiyeleri falan filan. Meşhurdur İtalya'nın. Nudilleri, şey makarnaları. Böyle çikolataları falan atmışlar. Nesquik'ler var. 2.99 efendim. Yani içkiler var. Bizim içkiler aramız yok. Burada da fazla hiçbir şey yok. Burada da böyle çocukların için oyun şeyi efendim 14 parçaymış. Böyle büyük odanız varsa büyük odalara ya da bahçesi olanlar için 40 euroymuş. Gene bahçe oyunları var çocuklar için. Burada da elbiseler var bir sürü. Şöyle uzun uzun kapalı hanımlar için hani idealdir. Tabii biz açık bayanlarda hani fazla dikkat edin. Ercan şöyle bir tut ayrına be. Bakın bir de %30 indirimleri var. Uzun elbiseler. Böyle kıyafetler koymuşlar. Hep burası karman çorman. Şöyle Japon pazarı gibi diyor Ercan. Bakın bu şekillerde. Bir sürü kıyafetler var. Böyle bir bakın pijama takımı var. Hani kışta geliyor ya böyle iki dörtlü hem şortlu hem pijamalı. Üstünün çekediğiyle 15 euroymuş. Nevresim takımları var. Yastık yüzleri var ama dediğim gibi hep karış kuruş. Böyle kısa çoraplar var. Ben çok giyiyorum bunlardan. Bu da gene yastık yüzü 4 euro 10 sente. Yani her şey var da çok karışık. Millet karıştırmış anlayacağınız. Öyle canlar. Gelin bakalım buralarda neler varmış. Buralarda da wine gummiler var. Bonibonlar, çipsler, kuru yemişler. Falan filan valla. Çikolataları nereye saklamışlar? Onlar en başta. Onlar en başta değil mi? Gene buralar aksiyonla alakalı. Hep içki anam içen yok ki. Onları doldurmuşlar. Böyle dostlar. Burada da Yunan mı? Bunlar Yunan mı oluyor? Markası yok. Aslında benim acil Rossmann'a gitmem lazım. Bizim evde hiç yumuşatıcı kalmadı Ercan. Bitirdik. Depoyu da patlattık. Bitti. Oh, vallahi. Sen az kullan dedim. Ercan az çok kullansak en sonunda bitiyor. Böyle dostlar. Ben vallahi bir tarih her şeyi aradığım her şeyi buldum. Buzlukları bakın bunların böyle her şey var yani. Şuradan bir tane yumuşatıcı alalım hayatım. Şüpül Metil'de şey ondan değil de Soflan o da çok ağır olur. Yürüyerek geldik ya. Lenora. Lenorlardan da. Rossmann'a gideceğim ya şöyle bir tane alayım. Evet idarelik. Evet idarelik. Rossmann'a gidince hepsini fazla fazla alır gene kelemize koyarız. Aynen. Öyle canlar. Hadi bakalım. Biz şimdi şöyle bir bakalım. Çikolata reyonunu bulursam çekerim. Bulamazsam da ne yapalım değil mi Ercan? Temiz hava almaya çağırdı olmazsa. Temiz hava alırız. Evet. Hadi canlar. Biz şimdilik. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evde aldığım bir şeylerden yine size gösteririm. Canlar biz eve geldik canlar. Yorulduk ya. Böyle bilmiyorum. Bugün böyle bir üstümde bir ağırlık, bir keyifsizlik var. Ben de anlamadım neden. İnanın böyle yürürken bile böyle hani ağır ağır hiç sanki zorla başına silah dayamışlar da hadi falan derlercesine. Bilmiyorum sizlerde de oluyor mu ya? Daha ben yemek yapacağım şimdi onu düşünüyorum. Kızlar biraz evi barkı temizlemişler. Toz toprak almışlar. Geldim ki her tertemiz olmuş her yer. Hadi anne diyorlar mutfak sende. Ben de dedim. Sen gel çocuklar temizlemiş. Oh çocuğu oranlar yaşadı. Yetiştirdik büyüttük ne yapalım canım oncağıcık da olsun değil mi canlar? Vallahi ben de yoruldum yani. Ya vallahi ben de yoruldum. Hamlaşmışsın arkadaşlar. Yaşlandım. Ya da yaşlandım. Ben de yanlışlandım. Ne yaşlısın? Sen de mi Sude? Sude de yaşlanmış. Ben daha 25 yaşındayım kız. Kendin dedin yaşlandık diye. Evet kız yaşlandık. Al Ercan çek otur şöyle gel yanıma hayatım ayakta durma aman. Ne zor ya. Anam bu beni düşünüyor.
Öyle, niye düşünmeyeyim Ercan? Senden başka kimimiz var? Ben varım. Allah aşkına. Tamam işte sen varsın. Bir Allah bir merak. Önce bizim Allah tabi de. Yani ne yapacağım? Birbirimizden başka kimimiz var? Öyle değil mi dostlar? Evet. Yani onun için birbirimizin eşler eşi hanımının, hanımlar eşlerinin kıymetini bilsin. Çoluğunuz çocuğunuzun da aynı. Ama bir de şu var. Evet çoluğumuz çocuğumuzu büyütüyoruz. Allah onlara zeval vermesin de şunu unutmayın. Ne olursa olsun yaşlandığınız zaman karı koca siz kalıyorsunuz baş başa. Onun için önce birbirinizin kıymetini bilin. Vallahi yarın çoluk çocuk herkes evlenip evine çekip gidecek. Yes, yalan mı? Benim kıymetimi iyi bil bak valla. Senin benim kıymetimi iyi bil. Ercan bir dur da bir anlatayım. Sabah akşam mutfakta yardım ediyorum. Bu nasıl kıymet bilmemiş valla. Valla ne güzeliymiş. Tamam ha. Hayatım ben de işte oraya geliyorum. Anam bir durmuyor. Sonra da diyorlar ki Selma Hanım niye adamı konuşturmuyor. Tamam. Bacım bir konuşayım da. Ne diyeyim bacım. Ama... Gerçekten dostlar çoluğumuz çocuğumuz veriyoruz. Allah hayırlı kapılar nasip etsin. Gönderiyoruz değil mi? Gidiyorlar. Kim kime kalıyorsunuz? Kadınlar erkek baş başa kalıyoruz. Değil mi Mehtap'cığım? İngiltere'de Mehtap. Buradan sana selam olsun. Enişte Bey İngilizce ne diyorduk? Guten Tag Almanca oluyor da. İsmi neymiş? İsmini bilmiyor eniştenin. Ya şimdi Mehtap'ın eşi diyoruz işte. How are you? How are you diyoruz enişte. Mehtap enişteme aşure pişir bak. Yarın bir gün yaşlanınca eniştem de sana bakacak. Ona göre. Bak kızarım buradan. No aşure no. Do. ya aşure bak benden. Hatice buradan sana da selam olsun canım bacım. Vallahi kızlar bazen kafam kalıyor böyle unutuyorum isimleri. Nazlı Gül. Canım sana da buradan selam olsun. Bütün bacılarım, dost bacılarım. Hepinizi isimlerinizi sayamadım tüm bacılarıma. Yani unutmayın. Gerçekten kadın olun, erkek olun birbirinizin kıymetini bilin. Çoluğunuz çocuğunuz evlenip çekip gider. Evlerinde herkes rahat olur. Kim kime kalırsınız? Aha karı, aha koca. Vallahi böyle kalırsınız. Bir de buradan şeyin doğum günü kutlayalım. Ela Hanım. Ha Ela'cığım. Ela geçmiş pazar doğum günü, günü kutlu olsun. Pazar günü Ela'cığımızın doğum günü vardı. 31 yaşına bak Ela. Yaşını söyleyeyim. Söyleyeyim. Nice yaşlara. Evet eşinle. Huzurlu ve mutlu olmaya. Eşinle sağlıklı mutlu. Ne güzel yaşlarınız olsun. Beraber evet. Yaşlanın. Ela'mız da 3 aylık evli. Eniştem Ela'mın kıymetini iyi bil. Baka. Vallahi buradan görümcelik yapar şey baldızlık mı oluyor baldızın oluyor bak ona göre ha vallahi uçar geliriz oraya kızımıza iyi bak enişte demek sen gece ya. Gece sucuk pişirdin ha bak enişte vay kardeşim vay beğendim evet dostlar olmazsa olmaz özgürlüğümüz var bizim ona da buradan selam olsun aklımıza geldikçe söyleyelim unuttuklarım olursa ne olur kızmayın bazen unutuyorum kız vallahi yoruma yazarsanız biz tabii bir dahaki günlerde aklımızda olunca söylüyoruz. İşte böyle dostlar. Onun için karı koca birbirimizin kıymetini bilelim. Yaşlanınca evet. Ercan'a diyeceğim ki Ercan hadi gel şunu yap. Ercan bunu o bana o bana. Ne yapalım? Ben de ne diyeceğim? 40 yıldır yapıyorum Selma diyeceğim. Bırak da yaşlılığını rahat geçireyim kız diyeceğim. Kız Cemile. Bu beni öngülüyor. Sefa'm. Ben buradan seni de çok öpüyorum. Güzel bacım. Vallahi görüyorsun değil mi Sefa? Hiç çenesi durmuyor kız. Var ya bu adam iyi iş laf söylediğim zaman da delirtiyor. Neyse kızlar düştü çenemiz. Kız düştü çenen Selma. Ne aldın Selma? Edildeydim ya. Valla şunu aldım. Nasıl çıkacak, nasıl edecek? Ercan bir deneyelim mi? Sen şimdi buna deneyemem. Bir... Bakın canlar diyorlar ki 4+1. Bu hani bir elbiseniz, bu kıyafetleriniz hemen acil bir anda lazım oluyor ya. Hemencecik onları böyle askıya asıp üzerine böyle sürtüyorsunuz. Hemen o kırışıklar alıp gidiyor. 4+1'miş. Vallahi içinden pek 4+1 ne çıkıyormuş acaba onu bilmiyorum. Onu bir ver bakayım. Şöyle yırtayım. İnşallah bozuk çıkmaz. Bir bakalım sizinle böyle bir açılım yapalım. Ana boşa yırtmışım oradan zaten. Valla... Bu üçü var. Bunun içinde ne varmış? Bilmiyorum ki. 3+1 diyor da nasıl 3+1'miş? Bunun içinde bir şey eksik ama. Bilmiyorum. Şöyle bakın şurasını şöyle koyuyorsunuz. Bak hani böyle bıraktığınız zaman şu şekilde duruyor. Yere temas etmiyor. Buradan açıyorsunuz. Ha şuradan suyunu koyuyorsunuz. Aha Ercan şuradan su koyuyor. Biliyorum biliyorum. Sonra da efendim bunu böyle ütüleyeceksin. Şu herhalde çıkıyor bak şu çıkıyor. Bu giriyor, bu tarıyor. Evet. Ha yok, onu hiç çıkmıyor. Bunu da böyle ekstra takıyorsun. Anam gırdı mı? O biraz çıkıyor. Ha. O tarağı. Böyle elbise veyahut da pantolonlarınızın falan hani şeyi var ya, böyle üstünü süpürerek tozunu falan da alıyor. Gösteriyor ya, gösteriyor zaten. Ondan sonra bunu çıkarıyorsunuz. Burada da ayar yeri var. Bakın canlar, burada da ayar yeri var. Böyle ayarlıyorsunuz.
Buraya bastığınız zaman buhar çıkıyor. Ercan hadi bir sen. Şuna bir su doldursana bir bakalım. Şuradan bak açtın beni ağzını. Hayırlı. Ha oradan getir onu getir de dolduralım. Hadi şans bir deneyelim. Kim bakacak? Canlar. Ne bakıyormuşsun bir su verin kız. Ercan daha burada mısın? bunun normal fiyatı 12 euro yani 13 euroymuş. 12 euro 99 centmiş. Biz 9 euro 9 cent aldık. Yani öyle bir şey. 9 euro 9 cent aldık. Lidl'den aldım bu Silvercrest markasının. Niye aldın Selma evin ütü dolu diyeceksiniz. %1 milyon da. Kızlar niye aldın biliyor musunuz? Benim şimdi Orçun üniversiteye gidecek ya Allah nasip ederse. Evin hani bir odası bir odalı öğrencilerle bir yer bulabilirsek inşallah. Öyle bir yerde çocuğun valizine koyarım. Hani acil tişörtü kırış kırış çıkarır. Belki makinede yıkarken bir şey olur pantolonda falan. Hani hemen çıkarır onu şöyle sürtsün. Hani anne yüreği kı ne yapayım? Al hayatım şuraya takıver. Anne yüreği sizlerde %100 yavrularınızı hepiniz yapıyorsunuzdur. Aklıma o geldi. Aman dedim Ercan alalım da dedim. İnşallah da bozuk çıkmaz. Bir tane yıkanmış şeyden tişört getirseydik. Evet arkadaşlar ısındı. Bakın canlar. Ercan bastır bakın elin yanar. Buhara bas oraya. Buharı çıkıyor mu? Bakın vallahi buharı da güzel bir buhar daha çıkıyor. Bakayım. Şöyle çamaşırdan bir tane balkondan çamaşır getirdim. Dur orasını yakarsın. Dur şöyle yap. Yap bakalım Ercan. Oluyor oluyor. Şimdi bunu şey böyle bir yere asarsan ya da yatırsan evet. Daha iyi olur. Bakın canlar bu şekilde. Oluyor be. Oluyor yani kırışıyor alıyor. Vallahi güzelmiş. Vallahi oluyor. Vallahi kendine oluyor bakın. Oluyor. Hatta hiçbir şey bilmiyorsan aha şöyle şöyle yap bakayım Ercan. Şöyle şöyle. Oluyor oluyor. Oluyor. Bakın bunun anda el kıyafetleriniz, pantolonlar, ceketlerinizde. Bir de acayip sıcak oldu. Bunun anda tarayarak hani o tozlarını falan bakın bu şekilde de alabilir. Vallahi sıcacık da oldu. Yok acayip sıcak. Bilmiyorum hoşuma gitti. 10 euro da hiçbir şey canlar. Güzel. Vallahi hiçbir şey. Kurumuş iyi çamaşır. Yok yok iyiymiş. Biz bunu alalım. Ercan yapma diye. Kırışık mı var yüzümde? Güzelmiş canlar. Biz bunu geri vermiyoruz. Alıyoruz. Ercan'cığım sana zahmet onun ağzını kapat. Bunları kaldırırız birazdan. Canlar bir de biliyorsunuz benim banyonun perdesi değişmesi gerekiyordu. Acildi. Kaç zamandır şu perdeyi aradım aradım bulamadım. Ercan'cığım buradan al hayatım. Masanın üstüne koy. Ondan sonra Lidl'e de gelmiş. İçinden şey bu şeyleri bu. Perdeye takılan düğmeleri bu. Bunlara gerek yok. Evdekileri takarım ben. Onlar takarız. Yani. Ondan sonra şöyle bir tane aldım. Rengini de böyle aldık. İnşallah şey suyu dışarıya vermez. Pek hoş ince gibi geldi ama Ercan tut bakayım. Böyle canlar iyi rengi de güzel. Yok yok güzel rengi de. Aman beyaz alıyorum çabuk kirleniyor. Koyu renk alıyorum o da çok siyahımsı duruyor. Aman dedim şunu alayım ne olacak. Zaten sık sık değiştirdiğimiz için acil de lazımdı. Şimdi bunu banyoyu Ercan. Süpermen oldu. Ben bir komşuya gideyim de geleyim Selma. Ayıp yapma öyle. Anam bu adam var ya. Sonra da bana şey yaparlar laf ederler. Yapmayacan öyle. Vallahi canlar bu da 6 euroydu. 2 tane aldım 12 euro verdim. Şimdi atarız makinede yıkarız. Allah nasıl güzel durdum ha vallahi. Oradan gelirken de dostlar bir Türk bakkalına gittim. Ercan onu da çek şöyle. Bir tane böyle incecik Türk biberi gelmiş. Kızıl kıl sivri bibermiş. 1 euro 29 centti. Acı mı tatlı mı bilmiyorum. Vallahi pek orada fazla şeyi kalmamıştı. Bir tane şundan dedim. Ay sabah kahvaltıya niye kızartırız dedim. Ercan'a dedim bir tane al da dedim. Yeriz dedim. Tamam. Ercan aldı. Bir yani, tane de Aldi'ye girdik. O Lidl'de sonra Aldi'ye girdim. Değilim. Bir tane kahve aldım. Yine efendim soda aldım. İçecekler aldım. Onlar mutfakta gelmesine gerek yok. Yine bir tane paprika aldık canlar. Çocukların azlık ekmeklerini aldım. Böyle çekirdekli, buğdaylı 4 tane ekmek aldım. Tuğçe al kızım günah burada durmasın. Efendim bir tane portakal suyu aldım. Ama birini de içtim kemirdi. Yolda. İki tane mango almıştım. Birini Ercan şeyde Ali'de unutmuş. Aa. Ben ne yapayım? Sen götürürsün iş yerine. Dil güzel bir kabın içine koy.
Vallahi ne güzel olur. Yerse ben sana yapayım. İki tane aldıydım. Birini unutmuş babam. Birini ben kendim için aldıydım. Birini de sana, hatta sana yoğurt alacaktık. O da kalmamış. Ben zaten. Valla bu da bu hafta Angobot'teydi. İndirimdeydi Aydi'de. Yavruz sana. Sonra Aydi al daha açık kızım. Bir tane yine portakal suyu aldık. Hafta sonu almıştık. Anam yetmiyor, yetmiyor. Normal sen. Valla kabrizonu aldım orada. Soda aldım. Onları da hiç bu tarafa taşımadım. Aman dedim. Gerek yok dedim. Bir tane de Türk salatalık. Diyor. Salatalık aldım. Burada da iki paket kuru soğanım var canlar. İki paket de kuru soğan aldım. Market alışverişi yani geçen gün yaptım zaten. Hafta sonu marketim vardı. Bunlar da şimdi acil olanlardı. Bu paprikalarımdan almıştım. Pizza yaptım dün ben. Pizzaya kullanmıştım. Bugün de tavuklu makarna yapacağım. Tavuklu makarna için lazımdı. Bir tane de bunu aldık. İşte şu özellikle şunun için gittim. Şu ekstra yani hiç hesapta yoktu. Sadece şu vardı hesapta. Neyse dedik artık. Ondan ya biz işte arkadaşlar markete aşağıya bize günlük vlog olduğumuz için geçirdin günlük biz ne yapıyorsak ne alıyorsak sizlerle paylaşıyoruz yani. Bazen oluyor çok, bazen oluyor az, bazen olur bir tane. Yani günlük ne yapıyorsak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İnanın evet canlar olsun. Aslında sizinle de bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Yani gerçekten bir tane sapığımız var bizim. Gerçekten ben artık ona sapık diyorum. Yani işini gücünü bırakmış bu sapık bize durmadan değişik fake hesaplarla biz fake'ine hesapla yani kanalını engelledikçe bu başka bir hesapla geliyor. Aynı yorumları, aynı kelimeleri yazmaktan bıkmadı. Ben onu engellemekten vallahi bıktım. Ya benim zamanım yok, işim yok, gücüm yok. Seninle mi uğraşacağım? Bir laf vardır. Kişi kendinden bilir işi. Ne benim Ercan'la bana vıcıklığı, vıcık kelime ne? Lugatımızda ben o kelimeyi de bilmiyorum. Hiç kullanmadım da bilmiyorum da vıcık aile. Aile çoluğumu çocuğuma varana kadar laf söylüyorsun. Hadi direkt bana saldır. Eyvallah. Ercan'a saldır. Eyvallah. Ama çoluğumu çocuğumu aile deyince bak aile deyince biz böyle oluyor. Anladın mı? Aileniz demek çoğul demek. Sadece Selma Asen veyahut da Ercan sana diyorum desen eyvallah diyeceğim. Çünkü çoğunlukla Ercan'la ben varım bu kanal içinde. Sen yani. Benim çoluğumu çocuğumu ne katıyorsun? Ne zararlarını gördün? Sen bizi tanıyorsan onu bilemem. Karnındaki yara ağrı ne onu da bilmiyor. Yani. Ama ne olur haddini bil artık. Ya bu terbiyesiz yorumlarından ben bıktım. İşsiz vallahi, biri. Vallahi veririm mahkemeye uğraşırım seninle. Ama işim gücüm çok biliyor musun? Ben 4 tane gurbette çocuk yetiştiriyorum. Benim gibi bir sürü gurbetçi var evlat yetiştiren. Biz de çoluğumuzu çocuğumuzu evimizin peşinde koşan insanlarız anladın mı? Sen benim çoluğumu çocuğumu aileniz diyerek böyle terbiyesiz kelimelerin arasına katamazsın. Sen yani benim... biz eleştiriye açık olan bir kanalız. Bir şeyleri beğenmezseniz yazarsınız. Şu şöyle bu böyle oldu derseniz çok güzel olur ama... Tabii içine aileye katınca benim de şahsen hoşuma gitmiyor. Ben de okuduğum zaman benim de çok moralim bozuluyor. Yani yapmazsan çok yorur. Hanımefendi mi diyeyim, beyefendi mi diyeyim bilmiyorum. Yani yapmazsan yorur. Herkesin çoluğu çocuğu var. Neden ben market alışverişi yapıyorum? Yaparım sana ne? Var da alıyorum. Bu kadar nokta. Sana ne? Ben haftada bir gün, pardon ben bir gün duruyorum, bir gün vlog atıyorum değil mi? O süre zarfında Türkiye'deki hanımefendiler, yurt dışındaki hanımefendiler sizler de gidip almıyor musunuz? Ya aylık da alsanız bakın 4 tane çocuk, 2 biz 6 kişiyiz. Ya aldığınız bakın şu meyve suyu değil mi? Aa bir tane ben içmişimdir. Şimdi biri gelir alır, biri gelir. Bugün bu biter. Vallahi bitiyor bizim evde bitiyor anam. Bilmiyorum sizin evinizi. Bunları kahvaltıda içiyor çocuklar. Şimdi ben bu biter. Yarın çocuk diyor ki anne portakal suyu yok mu? Aa tamam annem gider yarın alıyorum. Aldığım zaman da sizlere diyorum arkadaşlar portakal suyu aldım. Evet. Bu paprikalarda her zaman yemeklerimizi kullanıyoruz. Benim evimde çok tüketilen bir şey. Hani ne bileyim yani kahvesiydi, soğanıydı. Alıyoruz arkadaşım. Ne çünkü adı üstünde günlük vlog bizimkisi. Biz ne yapıyorsak onu paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hani bu da size niye zorunuza gidiyor? Benim market alışverişim YouTube'da milyarlarca kanal var ya. Bir sürü kanal var. Bütün git aç market alışverişi diye bütün günlük vloglar market alışverişi yapıyor. Neden onların başına gidip onların başlarında ağrıyor da sen gelip bana çatıyorsun. Neymiş efendim ben kurguluymuşum. Neyi kurguluyorum ya pardon. Kurgu nedir? Kurgu bizim akşamdan bir metin yazalım Ercan'la. Aa gel yani. Deneyim. Ercan bugün şöyle bir
Bir kurgu şeyler yapalım, yani. Kurgu yapalım. Aa, ben ne yaparım biliyor musun o kurguda? Bir arkadaşım bana öyle dedi. Kız Selma abla ne yap biliyor musun dedi. Mazlum, mülayim bir kadın ol. Böyle boynu bükük. Ercan abi ne derse okey okey. Bak bakalım dedi. İşte kurgu budur. Ben bir senedir bu YouTube'un içerisindeyim. Bak ilk günümden bugüne kadar neyse boyum. Hiçbir zaman karakterimden ödünç vermedim. Vallahi vermedim. Dün buradan Bedi Budu herhalde ismi. Yurt dışında güzel bir kız kardeşim gelmiş. Vlogumuzu izlemiş. Bir yazmış. Abo bismillah destur bu ne? Siz ne şaka mısınız? Ay falan bayıldım. Ondan sonra ben de dedim. Hoş geldin ablam dedim. Sağ ol dedim. İyi anlamda kötü anlamda. Yok abla dedi çok sevdim. Selma abla dedim. Sadece dedi sen yüksek sesle konuşuyorsun dedi. Alttaki komşu rahatsız oldu. Olacak dedi. İçeri kaçtım dedi. Güldüm. Bakın hemen ben de dedim tamam ablam dedim kusura bakma bu benim yapım dedim. Olsun ablam dedi. Hemen sana abone oluyorum dedi. Bakın ilk başta eleştiri yapıyor ama o kadar kibar ve naif yapıyor ki bu beni mutlu ediyor. Ya ben böyle eleştirileri açayım ama sizi bıktım senin market alışverişinden başımı ağrıtıyorsun. Ya sen, ne basarsın bakarsın. Siz ne biçim ne ailesiniz şey gibisin dedim. Bakın kızlar eğer istiyorsanız toplulukta paylaşırız. Bakın yorumu. Yani zaptırı zupturu diye bir de fake hesap yapmış. Bıktım. Vallahi bıktım. Yeter ya. Allah'ınıza korkun. Allah senin kalbine ve beynine şifa versin. Neyse canlar. Neyse, Yelda öpüyorum seni bacım. Yelda'm, Leyla'm, Badem. Kızlar öpüyorum sizi. Evet Filiz abla izin nasıl geçti? Hoş geldin Filiz ablam. Vallahi bak Gülendam bütün arkadaşlarımla bunun hepsi yaptığı fake bu fake'in hesabındaki yaptığı yorumu bütün kızlara yolladım. Kızlar bakın ya dedim. Bakın Selma boş ver takma dediler. Boş ver dediler. Yücel abi bekarlık bitti mi Yücel abi? Lütfiye bacım ne yapıyorsun kız nerelerdesin? Lütfiye bacım da Türkiye'ye giderken bir gurbetçi bacımız. Kaza falan yapmışlardı. Hmm. Onun da morali çok bozuktu. Geçen aklıma geldi. Bir türlü dedim ulaşamadım Lütfiye'ye. Lütfiye'cim inşallah iyisindir canımın içi. Buradan çok, sana çok da selam olsun. Canlar vlog uzun sürdü. Çenem düştü. Hey Selma. Ne olur kusuruma bakmayın. Yüksek sesle konuşuyorum. Evet. Bu benim yapım. Yapamıyorum. Bakın alçaltmaya çalışıyorum. Bir kendimi frenliyorum. Sonra konuşacaklarımı unutuyorum. Şimdiden özür diliyorum. Başınızı ağrıtıyorsam gerçekten yani bu benim yapım. Bir durdu de böyle. Selma sizin. Olmuyor işte. Canlar ben şurayı bir toplayayım. Evet. Ercan şunu bir taksın. Yes. Ondan sonra gene beraberiz. Yes. Evet. Can dostlar ben neredeyim? Hadi bilin bakayım. Tabii ki mutfakta. Alacağımızı aldık. Gösterdik. Ne olacak? Elbet insan acıkıyor değil mi? Akşama yemek lazım. Dedim hemen bir mutfağa gireyim dedim. Yemeğe yapayım dedim. Güzelceme dedim. Selma Hanım yorulmasın dedim. Vallahi ne yapıyorum soracak olursanız. Ben yine tabii tencerenin başına geçtim gördüğünüz gibi. Yine tavuk tavuk sote. Demek ki Selma. Tavuk muydu bu? Tavuk. Tavuk yapıyoruz. Makarnayla beraber. Benim oğlum bayılır. Ben de çok severim. Kızlar da seviyor. Selma doğradı. İçine attı. Ben de zeytinyağı attım. Karıştırıyorum. Ondan sonra paprikasını, soğanını neyini doğradı Selma Hanım. Önce bu olsun. Selma. Tabii olmazsa olmaz makarnamız girmesi lazım. Evet canlar. Ben bir Ercan konuşsun hani bana kızıyorlar ya azıcık sus. He bak ne kadar güzel konuştun değil mi? Ercan Bey konuşsun diye fazla araya girmedim. Evet. Ta uzun zamandır benim çocuklar tavuklu makarna. Evet. En son korona olduğumuzda domatesli bir makarna yapmıştık. Ondan sonra da hiç makarnayla... Kaç gün geçti üstünden ha? Saç kılımız hiç makarnayla falan ortama girememiştik. Benim oğlan da kaç gündür anne bir tavuklu makarna yaptı. Ben de bu ara hep hamur işiyle uğraştım biliyorsunuz. Hadi dedim bugün de tavuk var dedik. Ondan güzel bir dedik. Tavuklu sebzeli bir makarna yapalım dedik. Makas var kesseydi. At onun içine. Ay, onu da. Tamam. Demene karıştırma diyorlar. Tahtaya evet, karıştırıyorlar. Teflonlarda bunlar demir bir şey olmaz. Ha, iyi. Ama bak unutmamışsın ha gördün değil mi? Unutmadın onu Gülnaz demişti sana. Kim demişti? Gülnaz. Kolaysa gel de senin yap.
Adam öyle seyremek kolay. Başına geçmek lazım arkadaşlar, başına. Evet canlar, şöyle güzel tavuklu bir makarna yapalım. Makarnamızı kaynamış suyumuzu attık. Yapışmasın diye şöyle bir ilk başlarda karıştırıyoruz. Burada da bu, normalde bu tencerede yapmıyordum ben de, çocuklar bu tencerede koymuşlar. Neyse, öbüründe yapıyordum normalde. Neyse olsun. Allah'tan ben çıkarmadım. Güzelce hemen bu tavuklarımız şöyle bir suyunu alsın. Burada da ne var? Burada da soğanımız var, paprikamız var. Yeşil kırmızı paprika, biraz önce göstermiştim ya. Burada da efendim kabuğu soyulmuş domatesin. Biraz biber artmış da onu da diyorum doğrayayım gitsin. Şunca ağacı neyi saklayacağız? Onu da dedim doğrayalım gitsin dedim. Hafif zeytinyağı damlatayım içine yapışmasın diye. Yok gerek yok. Gerek yok mu? Evet, Kayseri mantısı arkadaşlar görüyorsunuz ince ince. Ama mantı dedin ondan da bıktım bakıyorum da. Ben dedim mantıyı yedikten sonra dedim ben daha mantısını dedim ağzıma almam dedim bak. Yırttın. Canlar biraz da keyfimiz kaçık. Moralimiz bozuk. Siz söyleyin. Aldığımız banyo örtüsü vardı ya. Güzel çıkmadı. İyi çıkmadı arkadaşlar, o geri gidecek. Geri gidecek, Lidl'e vereceğiz. Şey ben akıllılık yaptım, bir tanesini taktım. Dur dedim öbürünü takmadan dedim Ercan'a bir dedim su testinden geçirelim dedim. Su testinden geçirdiydik. Suyu bir tuttuydum karşı taraf olduğuna göl oldu. Sude bağırıyor anneye her yer su oldu kapat çabuk. Su testinde kırıldı. Nasıl gördün? Ah Ercan sen de. Öyle derler ya Selma, yani olmadı işte. İyi çıkmadı. Yani güzel çıkmadı değerli dostlar. Ama zaten Selma'nın şansı mı var? Zaten Ercan ne zaman bir kere koşturduğunda her şeyi rast gitti ki. Ya iki ya üç. Git gel babam git. Vallahi aynen öyle canlar. Yok annem yok. Ona biraz keyfim kaçtı. Ben de diyorum hiç şans yok. Her şeyimiz şey olacak. Yani Lidl'in bakın işte fark burada. Aldi'den ben bunu Aldi'den almıştım. Aldi'ninki ne kadar sağlam, ne kadar güzel. Hiçbir direm su geçirmiyor. Daha bundan önce de Kaşlat'tan almıştım. Vallahi o zaman pahalıya almıştım Kaşlat'tan aldığımı. O da aynı böyle su geçiriyordu. O zaman da ondan ne vermiştik ya? 9 euroya bir de orada %70'lik indirim vardı zannedersem. O zaman 9 euroya mı ne gelmişti? 2 tane almıştım. Tanesi 9 euroydu. 2 tane de almıştım. İnanın eve geldik, taktım, denedim. O bile su geçiriyordu. Sessiz olun. Böyle banyo perdeleri falan alınca yumuşak olduğu zaman almayın. Evet. Şöyle hafif naylon sert olduğu zaman onlar iyi çıkıyor. Aldi'ninki öyle. Yani evet. Ondan size söylüyorum canlar. Ben pişman oldum. Evet Selma. Ah hep beni yoruyor Selma. Yani vay. Şimdi yetişmez kapanır. Biz yemeği falan yapayım diyene kadar Lidl kapanır. Ben gitmem. Sen gideceksin. Ben sana dedim. Tamam ben gideyim ama diyeceğim sana. Aynen. Tamam. Ne yapalım? Hiç şansımız yok ya. Vallahi. Bir şansım varmış şu dünyada. O da Selma Hanım'ın bulmuşsun vallahi billahi. Bir şans mı işte? Anadan da olacak, şans da olacak arkadaş. Selma azıcık çekil. Moralin bozuldu. Kahve yapayım da için kendimi. Ercan dur yemek yiyoruz. Şimdi iki aşın arasında ne kahvesi? Aman moralin bozuldu Selma. Perde olmak. Sus hele sus. Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi? Adam bizicik boğazın dursun dedikçe adam daha bile hemen iki taşın arasında, işin gücün arasında. Aman o pişiyor zaten kendi kendine, ne olacak Selma, aman. Moralim bozdu arkadaşlar, bir kahve içeyim değil mi arkadaşlar? Yemeğe bırakmış oraya, moralim bozuldu diye oturmuş kahve içiyor. Evet dostlar, bakın gel kızım. Bakın bunlar böyle oldu efendim. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Ben bakarım sen karışma. Oo. Evet efendim şunu da şöyle koyalım. Biz anlaştık onunla. O bir şey geldi kendine Selma Hanım. Anam Eyüzü Besmele çekince onu da diyeyim size. Selma Hanım sarımsağını bol yaptın değil mi? Attım Ercan. Sarımsak hepsi var. Soğan. Şimdi bunları şöyle bir güzel sotelerim. Evet canlar böyle bu sotelenecek. Şunlar biraz hafif ölmeye yakında baharatını veririm. Domatesini atarım içine. Mis gibi. Sonra bunun suyundan bunun içine aktaracağım. Evet. Ben yaparım. Biraz sulu yapacağım ki makarna çekiyor ya suyu. Ece şunu karıştır. Tamam ben halledeceğim. Bir yandan da şöyle karıştırayım yapışmasın. Sen adam orada. Sen konuş. Vallahi benim anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Biz Müslümanlar hepimiz aynı besmeleyi çekiyoruz. Selma Hanım'ın çektiği besmeleyi
Yanlış bir çekiyorsun dedi sana. Laf ne demiş? Etmiş. Laf etmiş. Besmelemize bile laf etmiş. Yani Oscar. Öyle şey mi olur? Besmele çekmesini de bilmiyorsun. Ben sana Müslüman değil misin de öyle laf ediyorsun? Yapma. Yapma ya. Bari besmelemize yani ona yani. Şap. Ne var ki? Benim dilim bazen dönmüyor diyorum size. Perteklik var bin kere diyorum. Niye anlamıyorsun? Ya evzü billahi mine şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Diyemiyorum işte bazen ben de isterim böyle tehvitçiliğimden onu da diyemiyorum. Böyle hani Kur'an-ı Kerim'i falan okunurken böyle uzatıyorsun, kısaltacağın yerde kısaltıyorsun. Ben çok uğraştım yapamıyorum ya. Niye bunu da hani bırak da bu benim şeyim. Günahı da sevabı da bana ait. Sana ne ki? Her koyun kendi bacağından asılacak. Aynen. Yani ne ben Ercan'ın günahını çekeceğim ne Ercan benim günahımı çekecek. Hepimiz ayrı hesaplardan... Kendimizden sorumluyuz. Aynen, tabii. Ya sen benim besmeleğim yani de. Sen de. Ben bunu günah da işlesem, sevap da işlesem ben vereceğim hesabı yani, Allah'a. Sana Allah'a bakan bir şey yok. Ya, onun için yapma. Peki sen bizim besmeleğimize laf ediyorsun, kişiliğimize laf ediyorsun. Kendini tanıt. Vıcıklık, hani vıcıklık ne yapıyoruz? Biz Ercan'la burada vıcık vıcık hareketlerimiz ne var? Yok. Bir evet, kere bile birisi gördü mü terbiyesiz bir kelimemizi, konuşmamızı, aynen, sohbetimizi. Aynen. Hiçbir şeyimizi görmedin. Yani sevmeyiz çünkü sevmeyiz. Görseydin yani senden önce ben kendimi eleştirirdim. Vallahi bak senden önce ben kendimi eleştirirdim. Arkadaşlar şimdi buraları izlemeye hani Selma ne oluyor nereden nereye girdin dersen. Ya işte biraz önce şeyi de anlattım ya bir hanımefendi. Bakın ben yine kibarca konuşuyorum. Eleştiriye saygılı bir insanım. Ama işte bazen böyle besmelemize varana kadar laf edenlere sinir oluyorum canlar. Yapmayın ya. Çünkü ben günahıyla, sevabıyla bu hayatı ben yaşıyorum ve bunun sorumluluğu da bana ait. Sana değil. Sen aynen, karışma bana. Kendi soruyu biliyorsa ben diyorum kendini tanıt, ortaya çık, çek ya bir vlog. Ya o zaman ha, çık eline bir telefon al, sen de çık bir vlog çek. Evet. Bak bakayım sen nasılsın, bizim kadar ne yapıyorsun? Kendini ne bileyim şey yap, vallahi destek olacağım sana. Samimi söylüyorum. Elimden ne gelirse yapma ya bu kadar da. Şimdi senin yaptığın sevap mı? Bir insanın kul hakkına giriyorsun. Benim yani, günahımı alıyorsun. Kalp kırmak kadar kötü bir şey yoktur. Ya bugün çok güzel bir konu dinlemiştim de. Diyor ki bir adamın birine demişler ki filan senin gıybetini yapıyor. Dedikodunu yapıyor demişler. En büyük günahlar. O da ne demiş biliyor musun? Ne güzel demiş. Hediye hani hediye göndereyim demiş. Yani etsin demiş benim canıma minnet demiş. Çünkü günahımı alıyor demiş. Bana hediye veriyor demiş. Gerçekten öyle siz ve sen bizim günahımızı alıyorsun biliyor musun? Beni tanımıyorsun, ailemi tanımıyorsun. Pırlanta gibi çocuklar var. Herkesin evladı kendine kıymetlidir ama benim de pırlanta gibi evlatlarım var. Hepsi bu yurt dışında kalmamıza rağmen bak ben Türkiye'den buraya gelin geldim ama çocuklarımı okutabilmek için çabalayan bir anneyim. Belki burada doğmadım, büyümedim. Belki perfect bir Almancam yok ama ben çocuklarını okutabilmek için kültürlü olsunlar, geliştirsinler kendilerini çabalayan bir anneyim. O biraz kavrulacak. Ya kendimi de burada övmek için demiyorum. Benim gibi gurbette nice anneler var biliyor musun? Temizlik işlerinde çalışan, devlet dairelerinde çalışan nice Türk gurbetçi kadınları var. Hepsi evlatlar için çabalayan, çırpınan anneler biliyor musun? O yüzden kimse kimsenin ailesine laf dil dahi uzatamaz. En nefret ettiğim şey odur. Ben düşmanımın bile çocuğuna laf söyleyemem. Beni ilgilendirmez, benim problemim belki annesiyledir, belki başkasıyladır. Çocuğuna niye söyleyeyim? Haddini bil, artık yeter, haddini bil. Neyse canlar, vlogumuz bizim çok sinirli. Sen bir baksana şuraya. Çünkü çok sinirliyim. Aileme laf uzatılırsa bu sapık tarafından insanın morali bozuluyor. Bundan sonra böyle. Ben şimdiye kadar gelen tüm eleştiri başımın üstünde yeri var. Ama ailemize, besmeleme ya, dilime varana kadar, karakterimize, eşimle benim bilmem neyimize varana kadar artık yazarsan haddini bileceksin. Ve benden de böyle ağır bir tepki alırsın. Yeter ama. Ne istiyorsun ya? Vallahi bir daha size de yorumumu kaldırmayacağım, bırakacağım. Takipçi arkadaşlarımıza gelen yorumu da kabul edeceksin. Evet arkadaşlar, vallahi gene yazarsa özellikle sabitleyeceğim bu aynen yorumunu öyle engellemeden bu yorumumun üstüne devam yazarsa da Allah Muhammed aşkına siz de bizim az çok tanıyorsunuz. Desteğinizi beklerim bu konuda. Hatta topluluğumda da paylaş Selma neymiş bu kadının derdi derseniz artık kadın erkek onu da bilmiyorum da.
toplulukta da paylaşırım. Kızlar, abiler kızmayın bana. Vallahi bazen beni de, biz de insanız. Ya karı kocayız, ne yapıyoruz ki şurada? Mutfakta yemek yapıyoruz. Aha adam iki gün sonra işe başlayacak. E ne yapıyoruz ki? Herkes gibi biz de oturuyoruz. Ya çay içiyoruz, ya kahve içiyoruz, ya yemek pişiriyoruz. Sizlere bunu paylaşıyoruz. Bu kadar ya. Bir şey yok ki. Afiyetimiz yok, kübürümüz yok, saygısızlığımız yok. Kimsenin tatlısına karışmayız, sütlüsüne karışmayız. Kendi halimizdeyiz ya. Bu kadar ne ya? Demin yüksek sesle konuşuyorum. Tamam, okey. Onda kabulüm, haklıyım. Özür diliyorum o konuda. Evet, ben buyum diyor. E yeni geliyor Ercan'la şakalaşıyoruz. Bazen Ercan'a ben böyle sert kelimeler kullanıyorum. Ercan bana müsaade ediyor. Çünkü şaka yaptığımı biliyor. Çünkü biz Ercan'la küçük yaşta beraberdik. Ben 17'ydim. O 21 evlendiğimizde ya. Biz beraber büyüdük. Hiç kimsemiz yoktu. Kendi başındık. Ercan yeri geldi annem oldu, yeri geldi babam oldu. Bilmediğim şeyler de gerçekten bakın. O yüzden birbirimizin artık yüzüne şey yapmıyoruz. Yapmayın. Daha sert. Yok kızlar, ben şurayı bir bitireyim. Ondan sonra devam. Evet dostlar. Bizim yemekler, akşam yemeğimiz bitti. Tavuklu makarnamızı yaptık. Bulaşıklarımı yıkadım, kenara attım. Sağ olsun Tuğçe de güzel bir böyle bol soğanlı bir karışık domatesli salatalıklı bir salata yapmış. Çoban salatası Selma, bir Türkçesini getiremedin ha. Sanki bana baklava açtı da. Makarna kız, makarna aslarsın. Ben yaptım işte, koydum ortaya sanki. Onun zorunda ne var Allah Allah. Sen gene geldin mi Ercan? Görmeyeyim mi sen, geldim. E gördüm de niye geldin? Otursan oraya, sonra diyorlar ya kocasını çalıştırıyor diyorlar. Oturuyor elinde. Birgül abla bak işte böyle. Yemek, biz böyleyiz. Yemek oldu mu hemen gelirim. İş oldu mu kaçarım. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Tamam, yemek oldu mu sıvış, iş oldu mu kaç. Tamam. Duydunuz zilin sesini. Yarışma başlamıştı. Evet. Talha tavuklu sevmiyor. İşte sade. Benim türlü türlü huylar, o sade. Onu yiyecek. Gelsene makarnamızı gösterelim. Bakın canlar, bol domatesli tavuklu makarnamız. Bakın böyle içinde tavuklarıyla. Biraz ben makarnanın suyundan da döküyorum. Bunun içine çok lezzetli oluyor. Gerçekten bakın suyunu çektim de daha çok suluydu. Çünkü çocuklar kuru sevmiyor. Böyle sulu sulu olsun istiyorlar. Gerçekten güzel oldu. Ercan o çocuğun ki. Ay yarabbim ya. Kız. Tadına baktım. Doldurayım mı koyayım, sen ye, karnını doyur Ercan. Ha, sana koyalım da yesen. Anne bir de çatal ver yanına. Vereceğim kızım, vereceğim. Dur önce bunun karnını doysun. Tamam yeter hanım. Al hayatım. Al çatalını da. Şimdi çocukları da çağıralım. Onlar gelmezse. Al Ercan'cığım. Görüyoruz değil mi? Gel kızım, gel çek. Babanı çek. Gel. Ana baba. Sen gıcırdatma. Hadi ye bakalım. Ye. Aman senin karnın doysun da biz önemli değiliz. Sus. Bismillah. Benim evde de anam Orçun tavuk seviyor. Böyle makarnada. Sude Naz seviyor. Talha yemiyor. Tuğçe de yer. Ben de sevmiyorum. Talha'yla biz aynıyız. Ben yemeyeceğim. Hiç canım istemiyor. Tarısız, efendim. Tarısız güzel olmuş. Güzel oldu Ercan. Yaptık 2 saattir. Kolay değil. Diyor ki bir makarna ne var? O tavukları doğruyorsun. Paprikasının içini, yeşilliğini doğruyorsun. O tavaya giriyor. Vallahi elimin lezzeti de girmiş ha. Vallahi tadı niye çok soğumuş yemin ederim. Elime sağlık vallahi. Kızlar bilmiyorum. Böyle tavuklu makarnalarınızı yaptığınız zaman. Mantarlı da çok güzel oluyor. Ama işte bunlar yemiyor. Bizim evdekiler yemiyor mantarlı. Hmm. Ya siz zenginleştirin içini. Hey sen yiyorsun. Ay. Bak buralarda stopluyorum. Kendimi frenliyorum. Evet Ercan'cığım. Sen yiyorsun Ercan'cığım. Afiyet olsun Ercan'cığım. Ben severim. Aa, işte böyle de ben sevmiyorum ya. Et olmasın, mantar olsun benim için. Vallahi daha yemin ederim mantar var ya, etten daha lezzetli. Bak Ercan, tarif verecektim ya. Sen hadi anlat. Vlogu patladı gittik ya. İzlenmez şimdi. Aman. Canlar makarna yaparken tavuklarınızı pişiriyorsunuz. İçinin sebzesini artık evinizde ne varsa Allah verdi doldurun içine. Salçasını, baharatını doldurun içine. Sonra da bayağı bir makarnanızın suyundan içine aktarın. Şöyle bir çorba, çok da çorba gibi olmasın da göz kararı siz yapın. Ben 2 paket makarnaya bayağı bir hemen hemen bir su bardağından fazla su boşa attım sosun içine. Artık siz de ona göre ayarlayın. Çok da çorba gibi yapıp da löp diye şey yapmayın. Ha, bu kıvamı siz getirin. İnanın öyle daha lezzetli oluyor. Bir deneyin. Deneyenler vardır da yine ben bir dipnot olarak sizlere söyleyeyim. İnanın böyle sulu sulu daha böyle bir lezzeti oluyor. Kuru iyi olmuyor zaten. Böyle iyi oluyor. Tamam hayatım. İşte onun için böyle yaptık. Canlar ya bizim bir jüriyim işte. Allah Allah. Ben jüriyim. Jüriyim. Sen ye kanka. Benim bari damak tadıma güvenebilirsiniz. Yemin ederim bak, güvenebilirsiniz. Olmayan bir şey varsa yollayın bana faturasını.
Dostlar, bizim vlogumuz çok uzun sürdü. Her zaman ben konuşmadım. Yeter Ercan, bugünlük bu kadar olsun. Biraz bu bizim sapığımızla uğraşıyoruz biz. Dediğim gibi Allah'ım ne diyeyim, Allah kalbine, gönlüne, aklına şifa versin. Ben de beni unutturacak dert versin diyorum artık. Gelmesin gitmesin bize. Canlar, işte bizden bugünlük bu kadar olsun. Gelip bize değer veren, destek olan tüm bacılarımdan, kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda bize desteksiniz. Her zaman bizimle böyle dertlerimizi dinliyorsunuz. Bizlere yol gösteriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun değerli dostlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileyi like'larınızla, yorumlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşarak bize desteklerinizi devam ederseniz minnettar oluruz değerli dostlar. Kiminin ne derdi, ne sıkıntısı varsa sular seller gibi aksın gitsin Rabbim kimseyi. Amin. Yani kötüyle muhatap etmesin, kötüyle uğraştırmasın. Amin. Canlar, hadi bir dahaki vlogda görüşürüz. Hoşça kalın gönül dostlarımız. Arkadaşlar, sağlıklı kalın lütfen. Amin.